Sanction Scanner sponsorluğunda Üretim Bağının yeni bölümüne hoş geldin. Selam Üretim Bandı dinleyicisi. Üretim Bandı aslında bir podcast'ten daha fazlası. Biz aktif bir topluluğuz. Ürün geliştirme ve şirket yönetimiyle alakalı konularda kendi aramızda konuştuğumuz ve yeni şeyler öğrendiğimiz aktif bir Slack platformumuz var. Katılmak istersen üretimbandı.com/slack linkine giderek topluluğumuza giriş yapabilir, sadece topluluğa özel oluşturduğumuz içerik ve etkinliklerden faydalanabilirsin. Unutmadan, topluluk üyeleriyle paylaştığımız, 2 haftada bir yayınladığımız bültenimize de bekleriz. üretimbandı.com/bülten linkinden bültene kaydolabilirsin. Keyifli öğrenmeler. Herkese merhabalar. Üretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Selim Yörük, Meddak kurucu ortağı. Doğru söylüyorum değil mi? Küçük ortağı desek daha doğru olur. Küçük ortağı. Hoş geldin Selim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim buraya çağırdığın ve beni dinlemeye evet dediğin için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Şimdi senin olduğun alan, ya benim çok fazla bilmediğim bir alan ve hani merak ettiğim bir alan. Bu alan nedir? Hani çok böyle bir high level biraz bir anlatalım. Mobil uygulama dünyası diyelim. Ben çok hani anlamayan biri olarak öyle tanımlıyorum. Ama tabii bunun içerisinde çok farklı kırılımlar vardır. Yani mobil oyunlar da var. İşte başka uygulama kısmı da var. Mobil oyunlardan bahsetmeyeceğiz. Değil mi bugün? Doğru. Bizim odaklandığımız yer evet oyun olmayan tarafı. Tabii gelirlerin çok büyük kısmı oyunlardan geliyor ve bizim kategorinin adı bile non-game, yani oyun olmayan, yani bir özel bir şey yok ve onun içinde bayağı bir kategori var, işte productivity, business, yani bir sürü kategori var. Dolayısıyla yani bizim yaptığımız şey oyunların dışında mobil uygulama üretmek ve bunun üzerinden gelir kazanmak. Yaptığımız ana şey bu. Kendi uygulamalarınızı geliştiriyorsunuz. Aslında 3 tane yapımız var bizim. Biz kendi uygulamalarımızı geliştirerek başlamaya çalıştık. 2 kişi başladık. Bir tane developer arkadaş vardı. Ürüncü olarak ben vardım. Yatırımcılarımız da Emre ve Serter. O 2 kişi olan ekip sonra 50 kişiye, 60 kişiye doğru gitti. Nasıl gidiyor? Sürekli app yapıyoruz ve app'te product market fit tutuyorsa aslında üzerine hem yatırım yapıyoruz, hem özellik geliştiriyoruz, hem de kazandığı gelire yeni bir yatırım üzerine yeni bir uygulama diye devam ediyoruz. Asıl konu bu. Diğer kısımlarda da aslında biz bunları yaparken dedik ki biz bunu daha büyük bir markete dağıtabilmemiz için mümkün olduğunca çok app'i içeriye sokmamız lazım. Bunun için de aslında publishing diye bir dünya yaratmaya çalıştık. Publishing dünyası da indie developerların, yani bağımsız olarak uygulama üretmiş developerların, eğer bir marketing know-how yoksa bize başvuruyorlar ve diyorlar ki biz bu işin development kısmını bitirdik, uygulamamız budur ve artık bunu daha büyük marketlere, daha büyük ülkelere yaymak istiyoruz. Sizinle çalışabilir miyiz? Gelir ortağı şeklinde çalışıyoruz. Üçüncü yöntemi de şirketin yaptığı şey Insight diye bir tool'umuz var. Bu Insight aslında bizim bu uygulamaları scale ederken kullandığımız bir analitik tool'u diye düşünebiliriz. Bu analitik tool'u ne yapıyor aslında? Hangi ülkelere ne kadar para harcamalıyız ve optimize edeceğimiz noktalar, funnel'da optimize edeceğimiz noktalar nedir? Bir startup'ta aslında en kritik konu ne oluyor? Çok az kişi var ve en büyük etkiyi yaratmak lazım küçücük bir işle. Dolayısıyla bu denklemde yapılması gereken ana şey, en kritik konu nedir? O kritik konuyu çözdükten sonra da ben app'i nasıl havalandırabilirim, daha yüksek kitleye veya gelire ulaştırabilirim diye bir yola gitmeye çalışıyoruz. Insight de aslında bunun cevaplarını hızlıca veriyor. Reklam mecralarını bağlıyoruz, hangi mecraları kullanıyorsak. Daha sonra kullanıcı App Store Connect veya Android'i bağlıyor ve buradaki verileri biz konsolide ediyoruz ve size çeşitli insight'lar çıkartıyoruz. Insight'larda dediğim gibi uygulamanın hangi noktada gelişebileceğini söylüyor ve self-service bir tool bu. Aslında bir AI tool'u diyebiliriz. AI gidip Big Data'nın içinden sana bu ülkenin pricing'ini şöyle yap diyebiliyor bu seviyede. Peki şimdi aslında bayağı bir şey var orada sormak istedim genel olarak. Hani birkaç tane farklı konu var. Bir şeyden başlayacağım ama. Bu app ekosistemi diyelim veya app sektörü, piyasası. App Store çıktığından beri var. Hani iOS'in App Store'u çıktığından beri var. İşte sonra Play Store da geldi ama işte hala iOS gelirler açısından bildiğim kadarıyla hala dominant pazar yeri. Senin bakış açından App Store şu anda, App Store demeyeyim de yani App ekosistemi, ikisini de kapsıyorum.
şu an ne durumda? Çünkü ya ilk başta uzaktan takip ettiğim kadarıyla atıyorum şeyde Zikirmatik'le de para kazanan bir dünya, kazanabileceğim bir dünya vardı ilk başta. Sonra ama hani şu anda tahmin ettiğim kadarıyla öyle bir dünya yok. Yani nasıl evrildi seneler içerisinde bu ekosistem? Aslında her iş gibi, yani ilk başladığı zamanlar daha az yazılımcı vardı ve daha çok para vardı. Şu an aslında ne kadar fazla uygulama varsa o kadar çok o para paylaşılıyor gibi. Hatta bazı oranlar var. Yani yapılan uygulamaların işte %80 üzeri neredeyse 1000 doların altında kazanıyor. İşte %2'si 10 bin doların üstünde kazanıyor. %0,01'i atıyorum işte 50 bin doların üzerinde kazanıyor gibi bir durum var. Ya bu istatistik aylık aslında... mı? Efendim? Aylık mı bu rakamlar? Senelik mi? Aylık rakamlar. Bu istatistik aslında bize net olarak şunu söylüyor. Bu pazarda gerçekten ne yaptığını, ne istediğini bilerek girmek lazım. Yani aslında her işe girerkenki konu burada da kritik. Biz bir yatırım yapıyoruz. Bu yatırımın adı zaman da olabilir, para da olabilir. Yani ben nasıl bir yatırımcıyım? Eğer param çoksa ve çok zamanım varsa aslında taktik olarak başka bir şey yapabilirim. Yani bu pazarda gerçekten başarılı olmanın yollarından bahsediyorum. Ama atıyorum ben pasif bir income istiyorum. Yani pasif gelir istiyorum ve çok zamanım var. O zaman başka bir yöntem ilerlemek gerekiyor. Dolayısıyla yani bu pazara artık yaklaşmanın sadece uygulama yapabiliyor olmadan, çünkü o zamanlar öyleydi, bir uygulama yapıyorduk ve para kazanabiliyorduk gerçekten. Sadece uygulama dükkanlarına koymamız yeterli olurdu ama şu an için mükemmel bir uygulama yapmış bile olsak bunun keşfedilmesi çok zor. Çünkü çok fazla rekabeti oluyor. Çünkü herkes buraya bakıyor. Herkes aynı uygulamayı çok kısa sürede üretme üzerine kurulu. Bütün dünya. Dolayısıyla burada farklı stratejilerle ilerlemek lazım. Ve en başta söylediğim gibi kim olduğun çok önemli burada. Eğer sen zamanla alakalı bir odağın varsa ona göre bir strateji kurman lazım. Para varsa, yoksa ya da başarı seviyen ne istiyorsun? Yani bir tane mi uygulama yapıp bırakmak istiyorsun? Yani bir atış hakkın mı var? Yoksa defalarca uygulama yapabilirim, ben sürdürülebilir bir iş dünyası yaratmak istiyorum burada, 10 yıllarımı burada harcamaya varım diyor musun? Çünkü bunların her biri başka stratejiler gerektiriyor. Peki şu anda sence kazandıran şey ne? Marketing tarafı mı, product tarafı mı? Çünkü şey dedin, ya çok siyah beyaza indirgedim konuyu, farkındayım. Yani ikisi de birden büyük bir ihtimal ama şunun için soruyorum. İlk başta zaten distribution daha kolaydı, daha az uygulama vardı. O yüzden hani daha iyi olan uygulamalar öne çıkması daha kolaydı. Şimdi Red Sea Blue Sea muhabbetinden hani şu an bir şey var. Hani bayağı bir yoğun bir pazar var yani burada. Tek bir uygulamanın sivrilmesi zor. Öne çıkması zor anladığım kadarıyla. O yüzden de soruyorum yani şu anda olay hani marketingle sivrilme mi? Yani olay yani şey nedir yani oradaki o başarıyı yapacak olan şey nedir? Netleştirecek olan şey. Aslında 3 tane ana odak belirleyebiliriz. Kim olduğumuza göre gene değişir. İlki aslında yükselen trendleri hızlı takip edebilmek, hızlı harekete geçebilmek. Eğer çok hızlı bir yazılım geliştirme dünyamız varsa takip edeceğimiz, yapmamız gereken şey, eğer milyon dolarlık bir uygulama yaratmak istiyorsak teknolojideki son gelişmeleri takip etmemiz gerekiyor. En yakın örneği Jenny. Mesela burada çok hızlı bir şekilde AI dünyasında ChatGPT'nin API'ni sağlayarak aslında kullanıcıya çok güzel bir fayda sağladı ve çok güzel bir gelir kazandı. Mesela ilk örnek bu. Trendleri yakından takip etmek ve bolca denemek gerekiyor. Buradaki olasılığı düşük bir dünya bu tabii. Yani bütün trendler, gördüğümüz bütün trendler gerçekten büyük paralara dönüşecek anlamına gelmiyor. Ama mümkün olduğunca çok denemek gerekiyor. Dolayısıyla ilk yöntem trendleri takip etmek. Peki bunu nasıl takip edeceğiz? Bu bambaşka bir konu. Onu eğer merak edersen konuşuruz. İkincisi aslında kreatif. Kreatif dediğimizde de aslında mevcut satüre olmuş bir pazarda, atıyorum bunun örneği de clean wrap'leri. Eskiden yıllardır clean wrap'leri var. Bütün biliyorsun daha App Store doğduğu an ben telefonumu nasıl temizleyebilirim diye bir problem çıkmıştı. Ve o zamanlar ilk çıktıklarında birkaç clean wrap çok ciddi para kazandı ve devam etti. Ama sonra ne oldu? Binlerce clean wrap olduğu için aslında bu para en büyük oyunculardan geriye doğru azalarak bitmek üzereydi. Kreatifle aslında her şey çözülüyor. İkinci yöntemi bu. Yani çok yaratıcı bir kullanıcının ilgisini çeken bir
kreatif yaratabilirsek, atıyorum Cleaner gibi acayip kırmızı bir okyanusta yer alan app için güzel bir kreatif fark yaratıyor. Yeni bir açılım getiriyor. Aslında bu kreatifin desteklediği yer yeni bir feature de olabilir. Atıyorum AI destekli bir cleaner haline gelmişse, daha önceden cleaner uygulamasının içerisinde eğer atıyorum screenshotları tespit etme gibi bir özellik yoksa böyle bir feature koyuyoruz. Aynı zamanda bunu bir iyi bir kreatifle ortaya çıkartırsak gerçekten bu bir anda milyon dolara gidebiliyor. Çünkü kritik konu aslında performans marketing üzerine kurulu bu dünya. Ve en önemli şey de reklam mecralarının sana, senin banner'ına, kreatifine bir impression vermesi üzerine gidiyor. Bunu da kullanıcıyı aslında o engagement yaratabileceğin bir kreatif yaratmaktan geçiyor. Dolayısıyla birçok bizim gibi firma ayda binlerce kreatif deniyor. Ve bu kreatifler gerçekten o kadar saçma yerlerden o kadar akıllıca yerlere kadar gidiyor ki, çünkü kullanıcının neyle etkileşimde olacağını belirliyor olmak çok zor. Renk mi, işte komiklik mi, yoksa şaşkınlık yaratıcı bir şey mi? Ve sürekli deneniyor bunlar. Bu denemelerin sonunda bir tanesi tutuyor. Buradaki dezavantaj ne bu yöntemde? Aslında çok fazla deneme, çok fazla maliyet anlamına geliyor. Çünkü bir kreatifi denemenin bir istatistik bir significance'a ulaşabilmesi için ciddi bir para harcaman gerekiyor. Gerçekten. Ne kadar bütçe ayırman gerekiyor? Yani ortalama 5.000 dolarla 10.000 dolar arasında değişiyor. Yani iki tane kreatifi yan yana getir ve sen bunların hangisinin daha iyi çalıştığını ölçmek istiyorsan, gerçek anlamda bu arada. Çoğu zaman insanlar şöyle yapıyor. 100 kişiye gösteriyor ve ortaya çıkardıklara, diyelim ki birisi İşte %3 tıklandı, diğeri %4. %4 tıklandı daha iyi zannediyor ama istatistik yöntemde bunun doğru olduğunu belirlemek mümkün değil. Çünkü gerçekten burada bir güvenlik sağlayacak kadar kitlenin olmaması kritik konu oluyor. Eğer sen gerçekten çok fazla kişiye gösterirsen ancak iki kreatifin arasındaki farkı anlayabiliyorsun. Dolayısıyla bu ikinci yöntemle oturmuş pazarlarda sen bir yer edinmek istiyorsan, yukarılara çıkmak istiyorsan, Cleaner gibi herkesin bildiği bir uygulamayı yaparak, yani copycat diyoruz genelde biz bunu. Copycat uygulaması için kreatif kritik konu oluyor ama bunun için de ciddi bir para yatırımı gerekiyor. Genelde büyük oyuncular bunu yapabiliyor. Dolayısıyla paraya ihtiyacımız var bu ikinci yöntemde. Peki, çok pardon, bununla ilgili şey soracağım. Kreatiflerin içine bu arada şey de giriyor mu? App Store'daki screenshotlar vesaireler. Aslında giriyor diyebiliriz ama kritik kısım orası değil. Çünkü kullanıcı zaten çok etkisi zaten yok. Evet, yani kullanıcıya tıklatmak. Funnel'ın zaten daha aşağısında aynen, olduğu için. Aynen. Okay, tamam. Onlar genelde zaten çoğu zaman iyi çözülmüş oluyor. Yani oradaki dönüşümler genelde %40 ile 50 arası. Hadi çok iyileri 60'a doğru gider. Ama buradaki CTR'lar, yani bir kliğe dönüşmesi. Yani kullanıcının reklamı görmesi en kritik konu. Yani ilgi çalmak. İlgi çalabiliyorsak ancak başarılı olabiliyoruz. Mesela hani şöyle bir şey, garip yerlere gidiyor konu. Normalde bir uygulamayı tanıtmak için kreatifinde uygulamanın ekranlarını gösterirsin ya. İlgi çekmek için ekranları gösterirken altta küçücük bir adam var, sandviç yiyor mesela. Ve sandviç yiyen adam kreatife bakıyor. Mesela böyle bir kreatif yaratıyorlar. Bu kreatif gerçekten çalışıyor. Neden çalıştığıyla alakalı hiçbir fikrimiz yok. Ama insanlar kreatife bakan bir sandviç yiyen insanı görmek istiyorlar demek. Dark marketing mi diyorlar buna? Ya biraz oraya gidiyor mu? Gidiyor alan diyebiliriz. Okey. Yani çünkü engagement'a odaklı bir şey oluyor. Hani engage mi? Evet, engage. Yani reklamı izliyor mu? Evet, izliyor. Tıklamaya da etkisi oluyor diye anlıyorum. Doğru. Senin söylediğinden. Yani sadece bakması da önemli değil çünkü. Hani bakar ama tıklamaz ve download etmez, o zaman hiçbir anlamı yok yani. Hani tıklanması da gerekiyor. Tıklattırıyor da diyorsun. Bu arada mesela oyun tarafı da bence bu konuda çok yaratıcı şeyler yapıyor. Yani hani mini oyunları reklamlara koyuyorlar ya. Yani oyunun belki başka bir versiyonunu koyuyorlar. Tam gerçek gameplay değil ama. Olmayan yani. Mecralar bunun yasaklamalarını getirdi, biliyor musun bilmiyorum. Yok. Oyunun içerisinde olmayan bir segmenti koyamazsın diye bir kural var artık. Çünkü bunu çok manipüle etti oyuncular. Evet. Yani oyunun içinde bir feature değil ama gördüğünde böyle bir oyun olsa kesin oynarım dedirten. Oyunu yapsınlar. O işe yarıyorsa direkt oyunu yapsınlar. O doğru olmuyor. Neden? Çünkü kullanıcının ilk anda ilgisini çeken şeyle uzun süre oynayacağı şey aynı değil. Dolayısıyla orada da bir kritik konu var. Yani ilk anda ilgisini çeker ama bir kere oynar ve gider. Bunu istemiyor oyuncular. Uzun süre kalmasını istiyor. Çünkü orada başka bir
oyun dinamiği var. Kullanıcının tam oyundan vazgeçeceği anda yeni bir şey yapması gerekiyor. Onun için bazı konseptler bunun için kısır kalıyor. Bunu kreatifte kullanmak güzel ama bir süre sonra aynı şeyi yapıyor olması sıkıcı geliyor insanlara. Sizde de benzer bir dinamik var mı? Yani görseldeki davranışla, daha çok kısa vadeli kullanıcı davranışıyla uzun vadeli kullanıcı davranışı arasında bir fark var mı? Bizim dünyamız zaten tamamıyla retention, yani uzun süre kullanan kullanıcıyı ön plana çıkarmamız gereken bir yöntem. Subscription genelde, yani abonelik yöntemleri zaten bunu sağlaması gerekiyor. Yani kullanıcının gerçekten uygulamadan memnun olduğunu sağlamamız gerekiyor. O yüzden biz de genelde özellikle subscription dünyasında genelde böyle yanıltıcı ya da kullanıcıyı öyle hook eden, hook dediğimiz yani kancayı takan kreatifler çok fazla gereksiz paranın harcanmasına neden olan dünyaya doğru itiyor. Çünkü bir kullanıcının abone olacağı bir servise karar vermesi çok büyük bir konu. Dolayısıyla sen onun ilgisini çekmiş olabilirsin ama indirdikten sonra da kullanıcı uygulamayı açtıktan sonra gerçekten evet bu benim hayatımda olmalı ve ben bununla yaşamalıyım diyor olması lazım. Subscription'ın en zor taraflarından biri bu. Ama oyunla farkını konuşacaksak, oyunda aslında bir reklam arbitrajı durumu var. Yani ne demek bu? Ben reklam gösteriyorum kullanıcıya, atıyorum 1 dolar. İçeriye aldığım kullanıcıdan lifetime'da 1.2 dolar kazanıyorsam burada bir business var. Aslında oyunun kendisi bu. Subscription tarafında birazcık daha farklı. Genelde bir uygulamadan biz 35-40 dolar civarında para kazanıyoruz. Lifetime'ında mı? Lifetime tabii. Lifetime'ında. Ortalama lifetime'da işte 2 yıla yaklaşıyor. Böyle olduğu zaman aslında kullanıcıya daha fazla para verebiliyoruz reklamı için. Ve burada da kullanıcı aslında daha gelip geçici kullanıcıları hedeflemektense bunun bir optimum durumu var bu arada. Yani çok büyük bir denklem bu. Farklı parametreleri olan, bunun içinde fiyat da geçerli. Yani bunu 50 dolar da yapabilirsin, 3 dolar da yapabilirsin, haftalık da yapabilirsin, aylık da yapabilirsin, bedava verebilirsin, vermeyebilirsin. Yani buradaki dünya aslında yönetmesi zor bir dünya. Gerçekten denklem olarak her app'te farklı, her kullanıcıda tekrar tekrar çizilmesi gereken bir yer olmuş oluyor. Böyle özetlemiş olabilirim. Bir de üçüncü kısmı da aslında, yani iki tane şey saydım. Birincisi trendleri takip etmek, ikincisi kreatif yaratmak, üçüncüsü de aslında keyword dominasyonu. Keyword dominasyonu da şu demek, aslında App Store'lar genelde bir keyword üzerinden ilerliyorlar. Oyun için söylemiyorum, oyunların hiç alakası yok keyword'le. Yani bir oyuncunun keyword aratarak store'da gezindiği bir dünya yok. Dolayısıyla bu söylediğim şey sadece subscription based uygulamalar için geçerli. Kullanıcının arattığı o anahtar kelimenin ilk sırasında olmak aslında SEO dediğimiz dünyanın App Store Optimization diye App Store dünyasına geldiği şeyden bahsediyorum. Bu dominasyonu sağlıyor olmanın farklı trikleri var. App Store Optimization dediğimiz şey bu. Herkesin buraya odaklandığı yer olarak söyleyebiliriz. Burada da iki tane yöntem var aslında. Bir, bunu parayla craft edebilirsin. Yani ne demeye çalışıyorum? Çok param vardır ve bir keyword üzerine odaklayabilirsin. Apple Search Ads'i biliyorsunuzdur. Yani keyword üzerine bid edebiliyorsun. O keyword'den gelen insanların aslında senin uygulamanı kullanıyor olduğunu Apple'a kanıtlaman gerekiyor. Ve ne kadar fazla insan o keyword üzerinden gelirse o kadar fazla aslında o keyword'ün üst sıralarına çıkabiliyorsun. Bu parayla satın aldığın bir sıralama gibi bir şey oluyor. Buradaki kritik konu şu. Sen parayla o keyword'e en çok gösteren insan ve en çok indirilen insan olabilirsin ama Apple şunu da kontrol ediyor. Tabii ki bu algoritmasında, yani sıralama algoritmasında birinci olacak uygulamayı seçerken tabii ki bir sürü parametresi var ama en kritik şeylerden bir tanesi kullanıcı o uygulamayla indirdi ve indirdikten sonra engage oldu mu? İçeriye girdi mi? İçeride ne yaptı? Ne kadar süre zaman geçirdi? Dolayısıyla kaliteli bir app yapmak zaten ilk başta çok kritik. Yani retention'ı yüksek olacak bir app yapıyor olmak. İkincisi de o keywordle geldikten sonra kullanıcının içeride yaşadığından emin olmak istiyor Apple. Hatta lifetime'da kaç para kazandığına kadar gidiyor. Yani kullanıcı indirmiştir ama hiç abone olmamıştır ya da hiç para kazandırmamışsa Apple komisyon aldığı için bunu üst sıraya çıkarmıyor. Dolayısıyla Apple'ın yapmaya çalıştığı şey de o aratılan keyword'den maksimum geliri ben nasıl elde ederim? Dolayısıyla orada doğru app'i bulurken bu kriteri göz önünde bulunduruyor. Yani özetleyecek olursak 3 tane var. Bu milyon dolar app nasıl yapılır sorusunun cevabı olarak benim çıkarttığım şey. Birincisi trendleri takip etmek.
İkincisi kreatife odaklanmak. Üçüncüsü de dominasyona odaklanmak. Yani bunların her birini aynı anda yapmak çok zor. Dolayısıyla ilk başa dönüyoruz o zaman. Ben kimim? Yani eğer param yoksa bu kreatifle alakalı çoklamayı yapamam. Param yoksa keyword dominasyonu yaratamam çünkü o kadar para harcayamam. Ama ne yapabilirim? Trendleri yakından takip edebilirim. Ve hızlıca yazılım geliştirebilirim. Çok zamanım var. Birden fazla kez bunu yapabilirim. Bu olabilir mesela. Ama çok oturmuş bir şirket yaratmak istiyorsun. O zaman gerçekten çok odaklanman gerekiyor. Hangi app'e yatırım yapmalıyım? Bu uzun süreli, uzun vadeli bir iş. Çünkü yarattığımız app'lerin çöp olmaması için belli bir konsepte de, belli bir domaine de sahip olmamız gerekiyor. Genelde productivity app'ler yapmak gibi. Genelde yani 5 yıl sonra kullanacağım ve senin aynı zamanda geliştireceğin, yani AI app yapmak genel bir konu oluyor. Ama AI'nin üzerine odaklanmak da başka bir strateji şu an. Çünkü onun üzerine çok fazla yetenek, API ve fırsat doğuyor. Ve insanları şaşırtabilecek bir şey çıkarmak da mümkün tabii ki. Dolayısıyla kim olduğumuz çok önemli ve hangi yöntemi seçeceğiz? Kreatifi mi seçeceğiz? Dominasyonu mu? Yoksa trendlere sahip olmak mı? Bu en kritik şeylerden biri olmuş oluyor. Selam. Bu keyifli bölümü dinlerken çok kısa vaktini alacağım. Size bölüm sponsorumuz Sanction Scanner hakkında bilgi vermek istiyorum. Breaking Bad, Ozark, The Wolf of Wall Street gibi dizi filmleri görmüşsünüzdür. Oradaki kara para aklama sahnelerini hatırlayın. Senede dünyada 2 trilyon, düşünün, 2 trilyon dolarlık kara para aklanıyor. Yani filmlerde o gördüklerimiz hiçbir şey. İşte tam burada Sanction Scanner'ın yazılımı devreye giriyor. Yapay zeka ve makine öğrenmesiyle desteklenen ürünleri banka ve benzeri finansal kuruluşlara gerçek zamanlı AML, yani anti money laundering taramaları yaparak finansal kuruluşla iş yapmak isteyen kişi ve onların işlemlerinin sıkıntılı olup olmadığını analiz ediyor. Şu ana kadar birlikte çalıştıkları 50'den fazla ülkedeki 300'den fazla müşteri için 200 milyon dolarlık şüpheli işlemi engellemişler bile. Sanction Scanner bizi destekledikleri için çok teşekkürler. Sanction Scanner hakkında daha fazla bilgi istersen bölüm notlarındaki linke tıklayabilirsin. Şimdi bölüme geri dönelim. Bir app gözünden baktığımızda, bir şirket için diyelim, yani bir indie developer için değil de bir şirket gözünden bakalım şu anda. Bir app'in hayatına baktığımızda sanki 3 tane, benim en azından yakaladığım 3 tane ana challenge var. Bir tanesi o app'in product market fit'i yakalaması gerekiyor. Yani pazarda bir talep var mı? Karşılığı var mı? Böyle bir istek var mı? İnsanlar en baz marketing şeylerinde bile hani en azından indirtebiliyor muyuz? Böyle bir ihtiyaç var mı konusu var. İkincisi, bu uygulamayı uzun süreli kullanacaklar mı? Yani uzun süreli bir ihtiyaç mı bu? Retention konusu geliyor. Üçüncüsü de, bu arada hani bunu 1-2-3 diyorum ama hepsi bunları tabii birbirine paralel ve aynı anda yapılması gereken şeyler. Üçüncüsü de profitability veya hani işte o ne kadar maliyeti indirtebiliyorum ve ne kadar uzun süre kalıyor ve işte pricing ile ben ne kadar para kazanıyorum o lifetime'ında gibi bir 3 tane sanki challenge'ı var bir app'in hayatında gibi yorumladım senin dediğine. Şimdi bunları biraz aslında kıralım istiyorum ya. Biraz daha böyle hani teker teker değerlendirelim. Product market fit tarafında senden duyduğum şeyler, bir tanesi zaten trend konusu. Yani trendi yakalarsan zaten hali hazırda bir demand'i zaten yakalama ihtimalin yüksek oluyor diyorsun. Marketingden bağımsız. Yani marketing bütçenden bağımsız olarak, hani marketing bütçen olursa tabii organik olarak yukarıda olmuş oluyorsun bir anda. Çünkü Apple Store orayla alakalı bir keyword görmemiş henüz ve sen yapmışsın. Tabii ki aratıldığında sen çıkıyorsun ve sonrasında, yani market mover olduğun için sonrasında da o organiğin hacmini sen kazanıyorsun. İşte Genie'de gördüğümüz gibi. Çünkü ilk başlarda insanlar seni download etmeye başlıyor ve yukarıya çıkıyorsun ve o tekrar bir, aslında bir loop olmaya başlıyor. Yukarı çıktığında daha fazla kişi download ediyor. Daha da yukarı çıkıyorsun falan gibi bir dinamik var. Okey. Peki şimdi trendi bir kenara koyalım. Çünkü aslında trende de şöyle bir şey var. Yok, koymayalım daha. Trende şöyle bir şey var. Bir, yani bazı trendler geçici, bazıları değil. Şimdi bunun ayrımını yapabiliyor musun? Yapmadan hani biz girelim, dalalım, zaman gösterir mi diyorsunuz? Yani oradaki şeyi nasıl yapıyoruz? Oradaki değerlendirme nasıl? Bir de hani bu trende yoğun bir şekilde girelim veya girmeyelim gibi bir karar var mı sizin tarafta? Dediğim gibi kim olduğuna göre çok önemli ama bizim şirketimizde mantık farklı bir tık. Product market fit'i oturmuş ve güzel gelir kazandığımız app'ler var. Bunların yönetimi başka.
Bunlar başka bir departman tarafından daha oturaklı bir seviyede yönetiliyor. Ama biz yeni bir gelir kapısı yaratmaya çalıştığımızda yöntemi farklılaştırmamız lazım. Hız anlamında, development anlamında, bakış açısı anlamında. Mesela benim şu an temel olarak yönettiğim kısım orası. Biz 6-8 haftada app çıkartıyoruz ve deniyoruz. Bu denediğimiz app'lerin çoğu, büyük bir çoğunluğu başarılı olmuyor. Ama buradaki mantık şu, çok minimal bir cost yaratarak biz aslında kullanıcının dediğimiz o product market fit'in ilk aşaması olan paywall'u göstermek bizim için çok kritik. Paywall'u göstermeye çalışıyoruz. Paywall'u gösterdiğimizde aslında bize çok büyük bir veri veriyor. Daha önceden aslında bu app'i yapma kararını, yani ideation dediğimiz kısmını nasıl yapmaya çalışıyoruz? Orada kritik konu da aslında mümkün olduğunca sen kendine bir veri seti havuzu çıkartman lazım. Bizim şirkette yaptığımız şey, bir domain scoring dünyamız var. Yani farklı farklı veri setlerini, işte atıyorum keywordlerle alakalı veri setleri, app'lerin gelirleriyle alakalı veri setleri, farklı farklı mecralardan biz bunları alıyoruz. Ve sürekli bizim haftalık değişen bir domain scoring'imiz var. Domain nedir bizim için? Domain keyword'dur aslında. Yani belli bir keyword'ün trendini takip ediyoruz biz. O an bizim karşımızdaki monitörde şunu gösteriyor. Bu keyword'le alakalı çok büyük bir ihtiyaç doğdu. Onu gördüğümüz an aslında biz o keywordle alakalı ne yapabiliriz subscription dünyasında? Bazı keywordler mesela olmuyor. Bu dönem bizim monitörümüzün karşısında olan genelde yılbaşı ile alakalı keywordler mesela. Yani bununla alakalı bir şey yapamazsın. Bu bir hype, bellidir yani. Ama atıyorum geçmişten örnek vereyim. İşte AI video generator dediğinde aslında burada gerçekten bir hype olmayacağını geçmiş verilerden de görerek karar verebiliyorsun. Ya da zaten yani bu kadar dünyanın içerisinde olduğun için bunun bir hype olmadığını da tahmin etmen lazım. Yani bu iki tane aşaması var bunun. Bir, zaten scoring yapmak lazım. Verileri çok iyi takip etmek lazım. İkincisi, bu verilerin karşılığında senin gerçekten bunun üzerine retention'ı yüksek bir dünya yaratabileceğin bir app fikri yaratabilir misin? Kritik konu bu olmuş oluyor. Yani ürüncülük burada başlıyor. Ama en kritik konu, dediğim gibi, bu kaynaklara nereden ulaşacaksın? Gelip geçer bir yerden bakman çok işe yaramıyor. Yani işte teknoloji dünyasında şöyle şeyler oluyor. Yani çok zor onu tespit etmek. Ama genelde şöyle taktikler de uygulanabiliyor. GitHub çok güzel bir yer. Yani yeni teknolojilerin yükseldiği. İnsanlar genelde, bizim gibi firmalar, GitHub'ı çok yakından takip ediyor. Orada hangi API'ler, hangi open source dünya yaratılmış ve ben bunu nasıl monetize edebilirim diye baktıkları ana yerlerden biri. Yani bizim veri kaynaklarımıza her developer, indie developer sahip olmayabilir ama her indie developer GitHub'ı takip edebilir. Bence hani verebileceğim en güzel tavsiyelerden biri olabilir. GitHub'ı takip etmek bu trendleri tespit etmekle alakalı en kolay yöntemlerden biri olabilir. Orada bulduklarının üzerine bir ürün koyma şeyi değil mi? Yani hani bu işte API'yi kullanarak, bu işte projeyi kullanarak ben nasıl bir ürün veya çözüm geliştirebilirim diye düşünüyorsunuz o zaman. Doğru. Genelde kendimiz yaratamayız. Yani biz de kendimiz teknoloji yaratmıyoruz açıkçası. Biz teknolojiyle ihtiyacı birleştirdiğimiz noktada durmak zorundayız. Çünkü teknolojiyi yaratan insanlar gerçekten başka odaktalar. Onların ana amacı girdikleri domainde bin bir türlü zorluğun üzerinden gelerek bir şeyler becermeye çalışıyorlar ve bizim iş modelimizde bu yapılabilecek bir şey değil. Yani biz bir teknoloji geliştirmenin hakkını veremeyiz. O kadar yetenekli developer dünyasını korumak, o kültürü yaşatmak, o bambaşka bir iş yani. O yaşatılması çok zor, büyütülmesi zor, olasılığı çok düşük, başarı olasılığı. Dolayısıyla hani yeni başlayacak arkadaşlar için hazır bir teknolojiyi kullanıyor olmak ve bunu bir ürüne dönüştürüyor olmak en kritik şeylerden biri. Bence daha başkası da yok yani. Ben artık AI üzerine bir teknoloji geliştireceğim demin bir anlamı yok bence. Peki şimdi geri dönüyorum şeye, o PMF sorusuna. Trendin hype mı trend mi olduğunu demin bahsettiğin şekilde anlıyorsunuz. Trendin dışında hiç yeni fikir çıkmıyor mu? Yani trend olmayan şeyler üzerine çalışmıyoruz demek mi oluyor bu? Çalışıyoruz. Şöyle, orada da gene bir scoring'imiz var. Scoring diyelim ki çok ciddi gelir kazanmış app'leri işaret ediyorsa, burada da bir hype varsa veya stabil bir şekilde gelir kazanıyorsa o app'lerin üzerine gidiyoruz. O app'lerin
yapabildiklerine bakıyoruz. Biz fikir olarak o app'lerin üzerine ne koyabiliriz? Burada da biraz önce ikinci model diye söylediğim kreatif dünyası ortaya çıkıyor. Mesela atıyorum gene Cleaner'dan yola çıkalım. Cleaner app'lerine bakıyoruz, özelliklerine bakıyoruz. Aa, bir tane AI fikrimiz, AI API'miz var. Aa, o AI API'yla bu Cleaner app'ine biz screenshot'ları belirleme fikri koyabilirsek, özelliği koyabilirsek, bu Cleaner app'ini sadece bu özellik üzerinden tanıtıp fark yaratabiliriz diyoruz. Burada da aslında pazarda, yani Red Ocean dediğimiz pazarda fark yaratabileceğimiz yerler var mı? Ona bakmaya çalışıyoruz. Yani burada gelirin yüksek olduğu bir pazar tespit etmek lazım ve üzerine biz farklı olarak ne yapabiliriz? Bunun üzerine odaklanmak lazım. Bu da güzel ve gelir anlamında olasılığı yüksek olan yerlerden biri. Ama kritik konu ne? Biz hali hazırda o app'in aynısını yapabilecek miyiz? Yani copycat dediğimiz o app'i yapabilecek miyiz başarıyla? Çünkü buradaki kriter şu değil. Sadece o screenshot'ı belirleyen feature'ı çıkartmak değil. Çünkü o app zaten belirli bir ihtiyacı sahipleniyor. Üzerine sen bu screenshot özelliğini getirebilir misin? Hali hazırdaki app'i yapamıyorsan zaten sadece o özellikle çıkıp da bir şey başarmak çok kolay değil. Çünkü tercih edilmeyeceksin. Peki onun dışında hani ikinci şey de, hani trendin yanında ikinci şey de aslında benchmark diyelim. Veya hani genel olarak şu an pazarda hangi ihtiyaçlar var, hangi ürünler var, hangileri tutuyor. Onları siz replike edip şey yapmaya çalışıyorsunuz. Onun dışında yani ya şöyle bir şey olsa güzel olurdu dediğiniz böyle şeyleriniz, fikirleriniz, app oluşumları oluyor mu? Çok nadir. Yani açık konuşmak gerekirse çok nadir. Çünkü o kadar da hiçbir şeye dayanmayan bir şey yapıyor olmak bizim iş modelimize uygun değil. O tamamen bir startup kafası zaten. Hani startup kafası dediğim gerçekten hiç kimsenin, yani herhangi bir veriden kaynaklanmayan ya da mevcuttaki bir ürünün daha iyi versiyonundan kaynaklanmayan iş yapıyor olmak, olasılığı çok düşük bir yere atış yapıyor olmak anlamına geliyor. Bizim gibi sürdürülebilir bir yapı kurma peşindeki iş modellerinde bunu kullanmak çok doğru bir şey değil. Yani hepimizin aklına geliyor bu arada. Yani bu işlerle uğraştığımız için belki onlarca şöyle bir şey olsa ne güzel olur diyoruz. Bunlardan bazılarını yapıp başarısız da olduk bu arada. Çünkü burada kritik konu, bunun belli bir sistematiği var. Yani bizim iş modelimizin belli bir sistematiği var. Atıyorum biz sosyal medya soslu bir trading uygulaması yaptık zamanında ve subscription'la yapmaya çalıştık. Ama bunu beceremedik. Bunun başka bir dengesi var. Atıyorum OnlyFans gibi bir şey yapmaya çalıştık OnlyFans'tan önce ama pazarı yoktu ve biz doğru uzmana ulaşamadık gibi gibi bir sürü farklı kategorisi var, parametresi var. Dolayısıyla bizim odaklandığımız şey gerçekten çok kriterleri belli işleri yapmaya çalışıyoruz. Yani self servis olacak işler genelde. Yani bir operasyonu olmayacak. Arkadan benim koşturmamam gerekecek. Çünkü biz bunu gerçekten çok az kişiyle yapıyoruz. Yani biz yılda 50 tane uygulama var. 50 tane uygulamayla uğraşıyoruz. Bu 50 tane uygulamayı çok az kişiyle, yani tahmin edebileceğinden çok daha az kişiyle kotarmaya çalışıyoruz. Böyle bir iş modelini yapabiliyor olmak kolay değil. Yani aynı zamanda böyle tamamen hiç keşfedilmemiş bir denize atış yapmak da çok zor. Çünkü her ürün senden bir ilgi bekliyor. O ilginin karşılığını vermiyorsan boşa atılmış bir atış oluyor bizim için. Kaç kişi bu arada ekip? Şu an 50 kişi civarındayız. Evet. Anladım. Okay. Bir şey diyordum, pardon sözünü kestim. Çok diyordum. Yani dediğim gibi bu atılacak kurşunların belli bir hesabı var. Yılbaşında hesaplıyoruz biz bunları. Ona göre o şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Çünkü gelir gider hesabını öyle yapabiliriz. En basit hesabıyla söyleyeyim. Çünkü tahmin ediyorum ki hani orada yine zaten bir harcama yapmak gerekiyor test etmek için, işte bu hem kreatif tarafta hem de keyword tarafında da. Bunları özellikle bir de belki hani trend olmayan konular olacağı için büyük bir ihtimal maliyetleri de daha yüksek olacaktır. Hani per install anlamında. O yüzden de gelir beklentisi de daha yüksek olur diye tahmin ediyorum böyle bir şeyin. O da hani başarı oranını düşürüyor. Tabii şeyden bahsetmiyorum bile, senin dediğin yani arkada operasyonel tarafı olmaması lazım. Yani bunun tek başına bir business olmaması gerekiyor. Kendi kendine dönen bir uygulama olması lazım. Vesaire gibi kıstaslar da var. Anladım. Okey. Ya da atıyorum bir platform yaratmak bizim için çok zor. Yani iki tarafı olan. Mesela dating çok zordur. Dating tamamen bir startup olmalı. Çünkü her iki tarafı ayrı memnun etmelisin. Atıyorum platformdan kaynaklı bu SaaS işleri var. Yani atıyorum satıcıyla alıcıyı bir araya getirdiğin işler.
çok zor. Yani bunu yaratabiliyor olmak. Başka dengeleri var çünkü bunların. Buraya giriyor olmak anlamsız çünkü o insanlara ulaşabilecek misin ayrı ayrı? Yani bu iki tane tarafı olan, işte bir alıcısı satıcısı olan ya da sosyal network gibi insanların kesiştiği, aynı anda aynı yerde olmaları gereken durumları yaratabiliyor olmak başka uzmanlık gerçekten. Yani bizim becerebildiğimiz bir şey değil. Şey tarafına geçelim abi, retention tarafına. Yani onu siz nasıl yönetiyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani önden tahmin edebiliyor musunuz? Mesela işte 2 sene dedin, 40 dolar dedin. Önden tahmin edebiliyor musunuz? Yani bu kullanıcının bu uygulamadaki ömrü tahmini şu kadar olacak gibi gözüküyor. Yani ne bileyim işte ilk girdikleri işte day 0, day 7, day 14 gibi metrikler 2 seneyi tahmin etmenize yol açıyor mu? Hani oradaki değerlendirme kriterlerinizi merak ediyorum. Evet, yani biz bu sorunun üzerine çok uğraştığımız için Insight buradan çıktı. Aslında Insight'ın en güzel özelliklerinden biri bir haftada sana aslında bir projeksiyon çıkartıyor. Bu app'in lifetime value'su bu olur bu fiyat dünyasıyla. Bu bizim için çok kritik. Ne yapıyor burada? Aslında ilk haftadaki hareketlerinde bazı pattern'lar bulmaya çalışıyor. O pattern'ları bizim kullandığımız diğer uygulamalar, verilerini bildiğimiz uygulamaların metrikleriyle eşleştirmeye çalışıyor. Ve bir anomali çıkarıyor. O anomali de aslında onun projeksiyonunu belirliyor. Yani 2 yıldaki lifetime value'sunu işte %80 civarı başarı oranıyla tahmin edebiliyoruz diyebiliriz. Ve bunu ilk haftada yapabiliyor olmak çok büyük bir artı bizim için. Insight bunu yapıyor dediğim gibi. Ama lifetime value çok fazla parametreden değişen bir oran. Yani bir değer. Eğer sen pricing'i değiştirdin, uygulamada bir özellik değiştirdin, uygulamanın kitlesini değiştirdin, marketing kreatifini değiştirdin. Bunlar çok hızlı değişiyor. O yüzden burada optimum bir dünya yaratabiliyor olmak lazım. Zaten bütün dünyamız bizim bir uygulamayı retention anlamında yukarıya taşıyabilmenin en kritik konusu bir AB testi structure'ını kurmaktan geçiyor. Sürekli bunun üzerine odaklanıyoruz. Yaptığımız her şey farklı kombinasyonlarla çıkmak. Tasarım olabilir, fiyat olabilir, kullanıcı deneyimini farklılaştırmak olabilir, kullanıcıya yeni bir özellik vermek olabilir, kreatif sunmak olabilir gibi gibi. Zaten bunların hepsi funnel'ı etkiledikleri için lifetime value'yu da çok dinamik bir şekilde değiştiriyor. Ya lifetime value dediğimiz kullanıcının ilk anında, ilk haftada yarattığın ve bundan sonra değişmeyecek bir şey anlamına gelmiyor. Bütün parametreler zaten bu değerleri değiştiriyor. Bir de kritik şöyle bir durum var. Subscription dünyasında genelde kullanıcının gerçek retention'ıyla, yani uygulamayı tekrar tekrar kullanma retention'ıyla uygulamanın periyodik olarak ücretlendirilme süresi aynı değil. Yani aynı şekilde bakamayız buna. Neden bunu söylüyorum? Kullanıcı çok az kullanıyor olabilir uygulamayı ama 2 yıl boyunca senin ücret almanı sağlıyor olabilir. Bu nasıl uygulamalar? Genelde bir kere kur ve unut uygulamaları. Arkada senin için bir işlem yapıyorsa uygulama, onun için açmana gerek yok uygulamayı. Dolayısıyla burada gözetmen gereken retention değeri adamın uygulamaya girip girmemesi anlamına gelmiyor. Eğer sen otomatize edilmiş bir app olduğunu düşün. Diyelim ki senin Instagram fotoğraflarını alıyor ve onu Google fotoğraflara yüklüyor. Diyelim ki böyle bir uygulama yaptın. Bunun için uygulamanın açılmasına gerek yok. Burada kritik konu gerçekten o işlemi devam ettirebiliyor musun? Yeni imajları alabiliyor musun? Yani başka dünyası var. Yani subscription'ın retention'ıyla normal bir uygulamanın kullanım retention'ı aynı şey değil. Onu gözetmek gerekiyor. Yani kullanıcıyı sürekli uygulamada tutmak ilk amaç değil bizim için yani. O zaman demin söylediğim şeye, yani o day 0, day 7, day 14 neyse, onlar bir yerde aslında yetmiyordu. Yani senin genel uzun vadeli retention. Subscription dünyası için yetmiyor. Bu genelde oyun tarafında kullanılan metrikler. Seven, yani o, çünkü oyunda gerçekten kullanıcının uygulamada olması, reklam görmesi gerekiyor. Ama subscription dünyasında ücretlendirme kullanıcı app'te olsa da olmasa da yapılıyor. Dolayısıyla ikisi tamamen farklı. Retention'ını yönetmek de gerçekten tamamen farklı. Okey, o zaman peki o, sen şey dedin ya, bazı sinyallere bakıyoruz, bazı parametrelere bakıyoruz ilk başta. Onlar bize istediğim şeyi veriyorsa uzun vadeli retention iyidir, LTV iyidir. Şimdi uygulamaya girme o zaman değil o sinyallerden bir tanesi. Veya belki vardır ve iş modeline göre de bir değişir ama. En kritik şeyi söyleyeyim. En kritik şey, haftalık bir paket sunmakla başlarız biz hep. Çünkü haftalık paket sunduktan sonra ne olur? Kullanıcı gerçekten satın almaya devam ediyor mu? Evet, ikinci periyoda geçiyor mu? Dolayısıyla o ikinci periyoda geçip geçmediği ile alakalı bir sinyal verir bize.
Ama o sinyalin de farklı farklı yöntemleri var. Hiç oraya girmeyeyim. Zaten dediğim gibi Insight bunu başka başka bir sürü parametreyle anomali tespit edip bulmaya çalışıyor. Ama en kritik konusu o. Yani periyot bizim için kritik. Kullanıcı gerçekten evet demiş mi? Yani ben evet bu uygulamayla yaşamaya devam eder miyim? Ve hangi oranda? O oran kritik oluyor. Oran dediğin kohortun ne kadarı gibi mi? Doğru. Okey. Şimdi tamam. Okey, bu zaten ama yani en sondaki metrik. Yani hani satın alıyor almıyor zaten senin LTV'ni etkileyen ana şey. Şimdi onun öncesinde bir takip ettiğin bir şey var mı? Yani hani daha o olup olmadığını sinyalini verecek bir şey. Çünkü epe girmek değil. Bunu anladım yani senin söylediğinden. Epe girmek doğru orantılı bir şey değil yani satın almayla. İki tane kriter daha var. Gene kritik olan yani ilki kadar değil ama birincisi bir trial verdiysen genelde trial verirsin. Trial'dan ilk periyoda başlama kısmı kritiktir. İkincisi de ana bir feature'ı vardır her app'in. O ana feature ne kadar sık kullanılıyor belli bir süre içerisinde. Ya da gerçekten kullanılıyor mu? Yani genelde şöyle olur. Uygulama dünyasında yani bilinmeyen şöyle bir durum var. Bir uygulamayla alakalı onlarca opsiyonu var kullanıcının aslında. Ve genelde atıyorum gene Cleaner App'ten gidelim. Cleaner yazdıkları zaman 10 tane uygulama indirir kullanıcılar. Bir tane indirmezler. Çünkü hiçbirinde bir branding yoktur. Branding de aramazlar. Bir ihtiyaçtır o. 10 tane uygulamayı indirip hepsini tek tek açıp hangisi hoşuna gidiyorsa, hangisinde ücretsiz varsa, hangisinin uygulamanın ekranları güzelse ona devam eder ya. Burada kritik konu şu oluyor. Açılan uygulamanın ana fonksiyonu tamamlanmış mı? Tamamlanmadıysa kullanıcı belli ki buradan bir ihtiyacını almamış, ihtiyacını karşılayamamış. Yani uygulamanın ana fonksiyonunu belirleyip bunun tamamlanma yüzdesini de takip etmek kritik şeylerden biri. Cleaner App ise adam bir kere Cleaner'ı çalıştırmış mı? Ya da kaç tane resim bulmuş? Ya da kaç tane resim silmiş? Yani böyle şeyleri takip etmek çok kritik oluyor. Burada da bir metodoloji var. Jobs to be done bilirsin. Yani uygulamanın kullanıcıya vaadini gerçekleştirip gerçekleştirmediğini track etmen gerekiyor. Ve bunun oransal anlamda track etmen gerekiyor. 100 kişi indirmiş, kaç tanesi ana fonksiyonu tamamlamış. Bu en kritik şeylerden biri. Ana fonksiyonu yapıp yapmadığı, free trial'dan convert etti etmedi ve ikinci haftaya convert etti etmedi gibi 3 tane şey alıyorum. Doğru. Okey, süper. App geliştiresim geldi ya. Enfes bilgiler veriyorsun bana şu anda. Yani şöyle o kadar çok şey var ki Tabii. parametre var ki değerlendirmek gereken. Ben böyle bilmiş konuşuyorum ama çoğu zaman biz bunları yani hasbelkader yapabildiğimiz dünya oluyor. Ama bunları biliyor olmak bir tık öne geçirir. Yok zaten bunlar şey yani hedef gibi aslında. Daha doğrusu senin kendine bir framework aslında bu senin için. Yani bunları takip ediyorsun sen kendinde. Bunları anlamak ve hani paylaşman da bu arada çok değerli. Çok sağ ol bunlar için. Şimdi şey tarafına da gireceğim. Sonra bir sorum var onu da merak ediyorum. Profitability tarafı yani karlılık tarafında yine işin iki tarafı var yani. Yani ne kadar ne maliyetle sen o install'u alabiliyorsun. Cost per install. Bu arada bunların hepsi hani soruyorum ama yanlışsam düzelt. Ve işte o lifetime value'yu ne kadar arttırabiliyorum. Orada da dediğin gibi çok parametre var. Süre var. Farklı pazarlar var. Pricing var. Filan falan. Ek paketler de vardır illaki. İşte o pricing'in içine giriyor zaten. Gibi bir iki alan var aslında. O ikisinin dengesi sana karlılığın olup olmadığını gösteriyor. Şimdi orada ya şey dedin AB'lerle marketing tarafını da deniyoruz vesaire filan falan ama hani orada o dengeyi sağlamadaki en belki etkili o lever'lar neler? Oradaki hani en değerli o sen dedin ya ilk başta hani daha küçük adımla daha büyük etki yaratabileceğin şeyler. O şeydeki o en değerli olanlar hangileri sence? Bizim için biz bir ihtiyaç karşılayan uygulama yapan şirket olarak söylüyorum bunu. Genelde ihtiyaç üzerinden gittiğimiz için. Bizim için search driven mecralar en kritik mecralar oluyor. Search driven'dan kastım mesela Google Search. Google'da reklam yapıyor olmak search tarafında ya da Apple Search Ads. Yani bunlar keyword üzerinden. Yani burada kritik konu hani dedik ya uygulamanın bir tane fonksiyonu vardır. Clean mesela. Clean kelimesinden gelen kullanıcının dönüşümüne bakarız biz genelde. Ve ilk marketing dünyasını biz display mecrada yani bir kreatif mecrada başlatmayız da genelde şeyde başlatırız. Bir arama ihtiyacını söyleyen insanın karşısına çıkartırız ki o insan en kritik ve en önemli insandır. Onun dönüşümlerine göre diğerlerini kıyaslarız. Display mecralarda da reklam yaparız ama display mecrada biliriz ki ne kadar fazla kişiye göstersek de oradan dönüşümün az olacağını biliriz.
Ama o kıyaslamaya göre karar veririz o mecranın kalitesini. Dolayısıyla bir app'in ilk benchmark'ını o ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı üzerinden verip diğer mecraları da o ana mecraya göre değerlendirmek en kritik şeylerden biri olmuş oluyor. Anladım. Şöyle bir sorum var. Nasıl app'leri öldürüyorsunuz? Öldürüyor musunuz? Burada zaten hani bizim belirlediğimiz lifetime value bölü acquisition cost diye bir en temel kavram var. Yani acquisition cost'u ne? Lifetime value'su ne? Bu birin altında kalıyorsa genelde bir süre sonra öldürüyoruz. Öldürme kararı aslında uygulamayı farklı farklı yöntemlerle öldürüyoruz biz. Tamamen öldürdüklerimiz var. Nadas'a bıraktıklarımız var. Nadas'a bırakmak demek reklam harcaması yapmıyoruz ama organikten gelen geliyor ve kullanılıyor gibisinden. Onun dışında ücretsize çekiyoruz gibi yöntemlerimiz var. Bunları belirlerken aslında tek bir formül yok. Bu formülün aslında app'ten app'e, bizim ihtiyacımızdan ihtiyacımıza, stratejiden stratejiye değişiyor. Ama genelde gerçekten ilk belirlediğimiz şey bu lifetime value bölü acquisition cost değerinin bizim beklediğimiz oranın altında olması. Her zaman biri beklemiyoruz bu arada. Çünkü subscription business'ta lifetime value'yu benim arttırabileceğim bir alanın olduğunu da biliyorum. Bet ettiğim dünya bir tık altı da olabiliyor. Ama dediğim gibi zaten hiçbir ışık vaat etmiyorsa bu konuda çoğu zaman ilk başta çok küçük paralar harcayıp bırakıyoruz. Biz SaaS dünyasında payback period diye bir KPI takip ederdik. Sizde de öyle bir takip ettiğiniz bir metrik var mı? Daha sonra onu takip ediyor musunuz? Gene app'ten app'e değişiyor. Ama lifetime value'nun insight tarafında söylüyorum. Insight tarafında lifetime value'nun bir parametresi olarak o da tutuluyor ve hesaplanıyor bizim tarafımızda. Özellikle Apple'ın ve Android'in verdiği lifetime value ile alakalı hiçbir değer yok. O yüzden çok yapayalnız developerlar bu konuda. En kritik konu da bu oluyor çoğu zaman. Neden bu oluyor? Çünkü genelde yeni başlayan yazılımcıların yaptığı ilk hata nakit akışına bakmak oluyor. Nakit akışından kastım şu, ben reklama şu kadar harcadım, bakıyorum App Store gelirlerine şu kadar kazanmışım. Aa işte atıyorum 1000 dolar harcamışım, 300 dolar kazanmışım. Oo bu iş olmaz. Halbuki orada çok büyük bir fırsat var çünkü lifetime value genelde 2 yıla yayıldığı için sen orada aslında o 300 doların 1500 dolar olacağını fark edemiyorsun. Bunu da Apple hiçbir zaman sana söylemiyor. Anca bir cohort retention değerleri var. Oradan hesaplamaya çalışıyorsun. Hakikaten yani matematiği iyi olan birisinin girip oradan bir şeyler çıkartması mümkün. Aynı zamanda çok değişen bir yapı olduğunu da düşünürsek o kadar fazla parametreyle değişiyor ki ufacık bir değişiklik aslında lifetime value'yu etkiliyor. Dolayısıyla burada bir risk alıyorsun ama yazılımcı yani developer arkadaşların korktuğu kadar kötü bir dünya yok subscription dünyasında. Yani buradaki nakit akışını yönetmek başlı başına bir sorun. Yani ne demeye çalışıyorum? Sen 1000 dolar ne kadar harcamaya okeysin? Yani kaç ay daha harcayabilirsin bu app için ki o 300 dolar sana gelsin 1000 dolara? Ne zaman break-even olacak? Aslında hani bunu hesaplayabiliyor olmak çok kritik. Bu arada Insight gene yapıyor bunu. Yani payback periyodunun ne olduğunu hesaplayıp sana şu ayda bu şekilde harcama yaparsan ve bu performansla dönüş yaparsa bu ayda break-even olursun diyor. Ve böylece sen diyorsun ki bir yazılımcı olarak ha tamam benim 10 bin dolara da ihtiyacım var. Gideyim arkadaşımdan ya da tanıdığım zengin birisinden bulayım diyebilirsin. Sana şunu soracağım senin. Yani onu da merak ediyordum aslında sen söylediğinde. Yani sen dedin ya işte 1000 dolar harcıyorsun. Şimdi 300 dolar ama o 1500 dolar olacak ileride. Onu harcamaya devam ediyorsun aslında. Değil mi? Yani bir yerde kesmiyorsun. Çünkü o bir noktada 1000 doların üstüne çıktığında senin için zaten tamamen kar ondan sonra. Yani aldığını zaten payback period'da da hani hızlı bir şekilde alabiliyorsan zaten enfes. O yüzden aslında maksat orada şey yani o baştaki finansmanı yapabilmek. Değil mi? Yani oradaki ondaki takışına. Doğru. Okay. Anladım. Bu arada şeyi de söyleyelim. Yani sen bu işin kitabını yazdın diyelim. Gerçek anlamda kitabını yazdın. Amazon'da da publish ettin. Daha çıkmadı ama değil mi? Yok çıktı. Amazon'da ha, çıktı tamam. The Product Growth Playbook diye. Building Global Digital Products adında linkini de koyacağız bölümlere. Neden öyle bir şey yani neden kitap yazmak istedin? Oradaki şeyin neydi? Düşüncen? Ya şöyle şimdi bu işi ben neredeyse yani çok uzun zamandır yapıyorum. Ve hani burada anlatmaya çalıştığım şeyler gibi bir sürü şey biriktirerek bir metodolojiyle iş yapmaya çalışıyorum. Kendi yöntemim bu benim. Bu beni rahatlatıyor. Herhangi bir problemle karşılaştığımda onun bilinen bir yönteminin olması ya da doğru soruları soruyor olmak benim için kritikti. Yani yıllardır zaten öyle şeyler biriktiriyordum. Yani ben böyle bir şey yapacaksam bu soruları sormalıyım. İşte bu yolları izlemeliyim. Çünkü çoğu zaman ne yapıyoruz? Atladığımız adımlar oluyor. O yüzden
başarısızlığa ulaşıyoruz. Ya da sormadığımız sorular oluyor. Aklımıza gelmiyor yani öyle bir soru sormak. Çünkü işin koşturmacasında çoğu şey bu iki konu arasında dönüp duruyor. Yani doğru soruları sordun mu? Soruyu sormazsan cevabını aramıyorsun. Cevabıyla bulmazsan da onun aksiyonunu almıyorsun. Ya da doğru aksiyonlar neler? Bir tane adım atlarsan eğer bir bakıyorsun, aa ben bunu yapmadığım için böyle bir şey olmuş. Dolayısıyla ben bunları biriktiriyordum ve yeni gelen arkadaşlarla çok beraber olduğumuz için çoğu zaman beraber çalışmaya başladığımızda ben bu notları atıyordum onlara. Çünkü klasik çok benim sürekli üzerinde çalıştığım ve kafa yorduğum şeyler üzerine geliyor. Aynı sorular geliyor ve ben bir süre sonra sıkıldım artık. Yani o soruları cevaplamak gerçekten benim bir mesaimin bir kısmı olmaya başlamıştı. Zaten bu notları ben arkadaşlarla paylaşıyordum. Onlar da gerçekten bir süre sonra dediler ki bu gerçekten bizim işimize yarıyor. Bu neden kitap olmasın? Yani kitap yazmak başka bir şey biliyorsun. Yani kitap, yani bilgiyi çok zor doğru bir şekilde formatlayabiliyorsun. Herkesin yoğurt yiyişi de farklı. Ama bu kitap aslında yaptığı şey gerçekten insanlara bir kapı açması. Sadece anlatabileceğim, söyleyebileceğim ana şey şuydu. Doğru adımları biliyor olman lazım, doğru soruları da soruyor olman lazım. Bunun sonucunda da gerçekten didikleyebileceğim bir dünya yaratman lazım. Çünkü gerçekten global dijital bir ürün yaratmak çok zor, çok zahmetli. Hani bu kadar konuşuyoruz daha, yani yüzeyi bile değil. Yani konuşmadığımız ve hiçbir zaman konuşmayacağımız bir sürü zorlukla karşılaşıyoruz. Bir, bunu anlayabiliyor olmak hissi yaratmak istiyorum ve istediğim şey şuydu. Masanın üstüne koysun kimse o arkadaş. Bu arada aynı kitap benim masamın üstünde de hep var ve bakıyorum hala. O masanın üstündeki kitabı açsın. Nerede problem yaşıyor? Fikir bulmakla mı? Açsın fikir bulmaya. Ya da iş modeli tutmadığını mı düşünüyor? İş modelini açsın baksın. Orada benim bir sürü yerden toparladığım, bir sürü kaynaktan özümsediğim ve çok kısa ve öz hale getirdiğim Lego Legon'un olmadığı bir kaynak gibi bir şey. Dolayısıyla hani ben onu ortaya koyuyorum ve insanlar alsın istiyorum. Bunun Türkçesi de var, İngilizcesi de var bu arada. İlgilenen arkadaşlara da gayet rahat bir şekilde onu verebilirim. Çünkü bu benim üzerinden bir şey almaya çalıştığım bir şeyden ziyade, hani gerçekten bu konuyla alakalı odaklanmış insanlara başarıya ulaşmanın aslında belki de bir tık yardımcısı olabilecek, yanında duracakları bir mentor gibi bir şey olsun istiyorum. Benim için de mentor bu arada. Ben mentorum diye koymuyorum kendimi bir yere. Ben de o kitaptan hala, yani kitabın içeriğinden faydalandığım için. Çünkü önemli konu bir işi bilmek değil. O an doğru zamanda doğru şeyi hatırlayıp doğru aksiyonu alabilmek. Bunu her zaman, yani bu işin uzmanı bile olsan bir sürü küçük konuyu atlayabiliyorsun. Önemli olan gerçekten onun yazılı bir şekilde senin kontrol etmen gereken yerde durması ve aklında olması en kritik şey. Vallahi kolay bir şey değil. Hiç yazmadım kitap ama hani eminim ki kolay bir şey değildir. O yüzden eline sağlık. Helal olsun diyelim. Eyvallah, sağ olsun. Paylaştığın bilgiler için de çok teşekkürler. Benim zaten çok bilmediğim bir alanda, o yüzden benim için de çok aydınlatıcı oldu yani böyle net bir şekilde senden dinleyebilmek. Ağzına sağlık, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim dinlediğin için. Böyle pataküte sürekli konuşuyorum, yani dinlemek de zor bunu biliyorum. Ama yani teşekkürler. Ben bununla yatıp kalktığım için hep dünyamda bu. Yani bıraksan sabaha kadar konuşurum. Sağ olasın dinlediğin için. Ne demek, yok benim için dinlemek kolaydı ya, onda bir sıkıntı yok. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. İzleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bunda ilk yani videolu olarak paylaştığımız podcastlerden biri oluyor. Sana nereden ulaşabilirler diyelim, ondan sonra da kapatalım. LinkedIn ve Twitter. Twitter derken ikisi artık. Yani oralardan yazabilir arkadaşlar. Bir de anafikir.com var. Yani o zaten bu yazıların olduğu, böyle blog postu gibi olduğu bir yerde. Oradan da ulaşılabilir. Süper. Tekrardan teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Ürün yönetimi eğitimlerimize Üretim Bandı adıyla başladık ve şimdi Brick Institute markası altında devam ediyor. Brick Institute'da sektörün lider şirketlerinden katılımcılar ve deneyimli eğitmenlerle birlikte uygulamalı, dünya standartlarında eğitimler sunuyoruz. Bugüne kadar yüzlerce arkadaşımız bu eğitimlere katıldı. Amacımız gerçek vaka çalışmalarından oluşan, sadece teoride kalmayan, elleri kirleterek öğreten eğitimler düzenleyerek sektöre dünya standartında ürün geliştirenler yetiştirmek. Haydi birbirimizden öğrenelim ve topluma fayda sağlayacak teknolojik ürünler geliştirelim. Kayıt aldığımız eğitim programlarımızı görmek için www.brick.institute linkini ziyaret edebilir ya da selam@brick.institute adresinden bizimle iletişime geçebilirsin.